Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezekkir innefe'ati zikra. Sadakallahu'l-Azim. Kıymetli kardeşlerimiz, Cuma gününüz mübarek olsun. Bu geceki sohbetimiz öğütten olacak. Bununla alakalı ayet-i kerime Ala suresi 9. ayet-i kerime. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver diyor Yüce Mevla, Yüce Mevla peygamberimize. Kıymetli kardeşlerim, peygamberlerin biz insanlara gönderilmelerindeki gaye Yüce Allah'ın mesajını iletmek. İnsanlara öğüt ve nasihatler vermektir. Güzelliklerin yaygınlaşmasındaki en etkin yollardan biri öğüt vermektir kardeşlerimiz. Öğüt vermekten maksat insanlara faydalı olmak, insanlara faydalı olmak ise nasihat güzel bir uslu bile anlatılmalıdır. Öğüt anlatılırsa insanlara fayda verir. Aksi takdirde insanlara faydalı olalım derken gönül kırgınlığına sebebiyet verebiliriz kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz, yukarıda zikrettiğimiz ayet-i kerimede Yüce Allah'ın öncelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitabını şöyle açıklıyoruz. Ey Peygamberim, Allah'ın ilahi vahiy yoluyla sana bildirdiği emir ve yasakları insanlara bildirerek hatırlat. Kur'an'ın içerdiği hükümleri ve bilgileri insanlara ulaştırıp öğreterek vaaz ve nasihat et. Kur'an ile öğüt ver ve onları hayır yoluna ilet. Dinin hükümlerini göster. Bunu yaparken insanların içinde bulunduğu durum ve halleri de gözet ki maksat hasıl olsun kardeşlerimiz. Öğüt ve nasihatin faydası çok vardır kardeşlerimiz. Bu şekilde öğüt ve nasihat insanlara fayda verir. Bununla birlikte yapılacak hatırlatma, verilecek öğüt sadece fayda görecekleri değil, Peygamberimizin asli görevi, görevini gereği gibi herkese anlatmasıdır, yönetmesidir kardeşlerimiz. Yani görevini yapmasıdır. Zira öğüt ve nasihatte her halükarda herkese olmasa bile mutlaka fayda vardır kardeşlerimiz. Tabii ki herkesten bu öğüt ve hatırlatmanın gereğini yerine getirmesi beklenemez. Zira Allah'ın insana bahşettiği özgür iradeye göre herkes kendi tercihini kendisi yapacaktır. Öğütten faydalanmak isteyen yararlanacaktır. Peygamberimizin gönderilirken mesajı zorla benimsetme gibi bir sorumluluğu yok Peygamberimizin. Anlatır, inanan inanır, inanmayan zaten inanmaz kardeşlerimiz. İnanan ama Peygamberimiz anlatır, öğüt verir, Kur'an'ı anlatır. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Zorla Peygamberimiz kimseyi dayak zoruyla, bağırmakla, çağırmakla Müslüman yapmadı kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizin gönderilen mesajı zorla benimsetmesi insanlara böyle bir sorumluluğu Peygamberimizin yok kardeşlerimiz. Yani şimdi hiç kimsenin kimseye zorla İslam'a gireceksin, zorla Müslüman olacaksın, zorla şunları, zorla namaz kılacaksın, bu yok kardeşlerimiz. Böyle bir şey yok. İnsanlar kendi istekleriyle yapacaklar. Çünkü herkes yaptığı ibadeti, yaptığı kulluğu Allah rızası için yapacak. Kıymetli kardeşlerim, nitekim eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsun diye insanları zorlayacaksın diyor Allah. Evet, Yunus suresi 99'da. Kıymetli kardeşlerim, bu ayette belirtildiği gibi Peygamberimizin görevi insanları zorla ikna etmek değil. Sadece en güzel şekilde tebliğ etmektir. En güzel şekilde anlatmaktır. Anlatmaya gayret göstermektir. Nitekim peygambere düşen
apaçık tebliğden başka bir şey değildir diyor Yüce Mevla Ankebut suresinde 18. ayette. Peygamber sadece en güzel şekilde anlatır, insanlar anlarlarsa anlarlar, anlamazlarsa anlamazlar. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber tebliğ görevini ve yükümlülüğünü yerine getirerek vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir. Ondan sonra insanlar kendi halleriyle baş başa kalmışlardır. Bu konudaki tutumları ve akıbetleri farklı olabilir. Yüce Allah insanların bu öğüde karşı tutumlarını göz önünde bulundurarak dilediği şekilde onları cezalandırır veya ödüllendirir. Evet, Hazreti Peygamber'in tebliğine kulluk verip bu öğütten nasiplenen ve öğüdün kendilerine fayda verdiği insanlar olduğu gibi bu öğüde kulak tıkayıp bundan nasiplenmeyen insanlar da vardır kardeşlerimiz. Şu anda dolu. Evet. Hazreti Peygamber'in tebliğinden faydalanıp öğüt alabilenler, evet, kalbinde Allah korkusu olup ona varacağını bilenlerdir kardeşlerimiz. Bu konuda şüphe içinde olanlar da öğütten nasiplenebilirler. Ancak küfür ve inadında ısrarcı olup inkarda olanlar da öğütten nasiplenebilirler. Ve yine bu inkarda olup nankörlere de nankörlüğe direnenler de öğütten nasiplenemezler kardeşlerimiz. Var mı? Var, bir sürü. Bir sürü var. Bir türlü öğütleri almıyorlar. Almak istemiyorlar. Nankörlük yapıyorlar. Yok efendim ben daha iyi biliyorum. Yok efendim ben daha iyi biliyorum. Ben ateistim. Yok deistim. Yok bilmem neyim. Bir sürü var kardeşlerimiz. Kıymetli müminler, işte demek ki insanın öğütten faydalanabilmesi için iman ederek kalbini ve zihnini ilahi mesajın muradını anlamaya ve uygulamaya açık ve hazır hale getirmesi gerekir. Aksi takdirde Allah ve Resulünün mesajlarına onlara bir faydası olmaz kardeşlerimiz. Kendimizi buna hazırlamamız lazım. Yani insan bunlara hazırlanacak, bunları sevecek. Peygamberin sözünü, Allah'ın sözünü sevecek. Onu kalbine yerleştirecek ve uygulayacak. Hayatında da yaşayacak bunu yani. Kıymetli kardeşlerim, nitekim söz konusu ayeti, ayetin öncesinde ve sonrasında zikredilen ayetlerle birlikte düşünecek olursak, Yüce Allah'ın Peygamberimizi emri ve tavsiyesi şu anlama gelmektedir. Peygamberim, sen tebliğ et ama dinimi insanlara duyurma konusunda sakın kendi kendine zorluk çıkarma. Sorumlu olmadığın şeylerle kendini sorumlu tutarak zora sokma. Sen ölüleri diriltecek değilsin. Sen sağırlara duyurma, körlere gösterme gibi bir sorumluluğun da yoktur. Biz senin işini kolaylaştırdık. Sen sana kulluk verip dinleyenlere, sana kulak verip seni dinleyenlere anlatmaya devam et. Kalbinde Allah korkusu olanlar mutlaka öğütten faydalanırlar diyor. Demek istiyor Yüce Allah. Ama uyarı karşısında duyarsız kalan kötü kimseler konusunda kendisine bir sorumluluk çıkartarak kendini üzme diyor Peygamberimize. İşini ağırlaştırma. Sen ne kadar çaba sarf edersen etsen de o gibi kimseler öğütten kaçınırlar. Sergiledikleri tavır sebebiyle onlar nasiplenemezler. Onlar öğüt alamazlar. Allah'ın kitabından ve peygamberin sözlerinden kardeşlerimiz. Çünkü kendini şartlandırmış. Alamaz yani. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Kıymetli cemaatimiz, kıymetli kardeşlerimiz, bizi dinleyenler. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki insan yapısı itibariyle kendi durumda hangi durumda olursa olsun öğüt ve nasihate muhtaçtır kardeşlerimiz. Hiç kimse benim öğüte ihtiyacım yok diyemez. Mutlaka öğüde ve ihtiyaç vardır. Ama tabii şimdiki nesil hep ben bilirim diyorlar, yanlış yapıyorlar. Ne baba dinliyorlar, ne anne dinliyorlar, ne hoca dinliyorlar, ne öğretmen dinliyorlar, ne hacı dinliyorlar. Kimseyi dinlemiyorlar, ne büyük dinliyorlar. Hep ben bilirim diyorlar ama bununla kaybediyorlar kardeşlerim. Sonra zararını çok büyük şekilde çekiyorlar yani. Öğüt şart. Öğütsüz olmaz. Dinleyeceksin büyüğünü. Dinleyeceksin efendim Kur'an'ı. Dinleyeceksin peygamberi. Okuyacaksın, öğreneceksin. Hayatında yaşayacaksın. Evet kardeşlerimiz, bu itibarla
peygamberlerin getirdiği mesaja kulak vermeyen, inkar eden çoğu insanın inkarlarının dillerinden ibaret olduğunu düşündüğümüzde insanların ekseriyetinin nasihattan etkilendikleri sonucuna varabiliyoruz kardeşlerimiz. Bu da nasihatin kaçınılmaz olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. O halde nasihatte devamlı ilkesi esas olmakla birlikte bu nasihat güzel bir üslupla bireyi bıktırmadan, rencide etmeden olmalıdır kardeşlerimiz. Nasihatten önce bireyin maddi ve manevi ihtiyaçlarını ve içinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak kendimizi onun yerine koymak suretiyle kendi davranışlarımızı da sorgulamalıyız. Yani aslında öğüt verirken esas öğüdü de kendimiz almalıyız yani. Abi, yani kendimiz de kendimize öğüt vermeliyiz. Konuştuklarımızdan Allah'ın ayetlerini söylüyorsunuz ama siz öğüt almıyorsunuz. Ne anladık o işten? Peygamberin sözlerini söylüyorsunuz ama onu uygulamıyorsunuz. Ondan öğüt almıyorsunuz. Ne anladık bu işten? O işte. Onun için verenler de, verdiği kişiler de. Kardeşlerimiz, verenler de önce kendileri öğüt alacaklar. Söylediğimiz şeylerin ve tavsiyelerimizin kendi benliğimizde karşılığını bulup olup olmadığını düşünmemiz lazım. Bazen bir sözden çok güzel bir davranış öğüt olarak daha etkin bir tesir insanlarda bırakabilir. Bir davranış yaparsınız ama öğüt vermenize gerek yok. O davranışı insanlar görür ve öğüt alırlar ondan. Evet. Unutmamak gerekir ki insanlar ne kadar bozulursa bozulsun, kalpler ne kadar katılaşırsa katılaşsın, engeller ne kadar artarsa artsın, hiçbir nesil öğütten faydalanma ve yararlanma yeteneğini tamamen yitiremez. Mutlaka öğüte ihtiyaç vardır. Hani şimdiki nesile sözüm öyle diyor ya, ben bilirim sen ne anlarsın. Çocuk babasına diyor ki, baba sen ne anlarsın ya, daha dün doğmuş. 16, 15, 16 yaşında çocuk kalkıyor işte 20 yaşında. Sen ne anlarsın be ihtiyar diyor. Ve iş böyle diyor. Vay vay, bak o çok anlıyor ya. Dombala garip. Ya maalesef kardeşlerimiz. Onun için herkesin öğüde ihtiyacı var. Hepimizin öğüde ihtiyacı var kardeşlerimiz. Öğüt almalıyız. Kur'an'dan ve peygamberin öğütlerinden öğüt olarak hayatımızı yönlendirmeliyiz diyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi de burada bitiriyoruz.